Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün papatya seven dostlarımız için güzel bir motif çalıştık. Örmesi çok kolay, çok zevkli ve de çabuk biten bir e, motif. Şallarda, batanelerde, dize örtülerinde ya da aklımıza gelen her türlü örgülerde kullanabileceğiniz kolay, örmesi zevkli bir e, motif olacak. Evet, dilediğiniz renklerle de örebilirsiniz. İlla sarı beyaz olması gerekmiyor. Evet, kolay gelsin diyerek ben hemen motifimizin yapımına başlamak istiyorum. Kolay gelsin. Sihirli halkamızı yaparak başlayalım. Bir tane zincirimi çekip burayı sabitliyorum. 2 tane ipin olduğu yere giriyorum. bir Aynı yere giriyorum. 2 Şöyle elimize de alabiliriz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane sık iğnemi halkamın içerisine örüyorum 12. ördükten sonra bir zincir çektiğim yere tığımın ucunu girdiriyorum ilmeğimi geçirip bir tane de zincirimi çektikten sonra bu minik göbeğimizi tamamlamış oluyoruz ipimizi de kesiyoruz rengimizi değiştirmek için şöyle arkadaki ipi sıkıştıralım daha göbeğimiz kapanacaktır bakın sıkıştırınca ve fazla iplerimizi hemen buradakini sabitleyip keselim beyaz ipimi alıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve hazırlamış olduğum minik göbeğimin içerisine örmeye başlıyorum ipimi kopardığım yerden değil biraz geriden başlayalım iplerimizi altına o şekilde gizleyerek ilerleyelim bakın şuradan başlıyorum buraya sabitliyorum sıkıştırdım üzerine bir zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yerin hemen bakınız yanındaki zincirin içerisine gelerek batıyorum. İplerimizi de alttan şu şekilde gizleyerek götürelim. Hemen dibine battık bakınız. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi çektim. Buraya battığım yerin yanındaki bakınız yanındaki Sık iğnemin üzerine batıyorum. Kapatıyorum. Ve 12 tane zincirimi çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine yanına batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen dibine batıyorum. Bu şekilde 12 tane zincir çekelim. Her bir sık iğnemizin üzerine birer birer batıp 12 tane bu şekilde zincirimiz olsun görüşelim sonrasında. Zincirlerimi 12'şer 12'şer çektim ve her bir sık iğnemin üzerine gelerek battım. Şimdi 12 tane zincirimi çektim ve 12. halkamızı yapıyorum. Ve batıyorum. Ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra sıkıştırıp ipimi buradan kesiyorum. Şöyle görelim. Elimizi düzeltelim. Evet beyazlarımızın hepsini tamamladık. 12 tane trabzanımızı 12 sarı yuvanın içerisine yine 12 şer zincir çekerek ördük. Şimdi sarı ipimizle üzerine örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Ve şu şekilde bir tane yaprağımın içerisine giriyorum. Yani hazırlamış olduğum yere gelerek batıyorum ve buraya sabitliyorum. 1, 2, 3 defa zincirimi çekiyorum İpimi şöyle altında gezecek şekilde bu yöne alıyorum bir defa doluyorum 3 defa da almaya başlıyorum 2 3. bırakıyorum aynı yere giriyorum 1 2 bakınız 3 tane trabzanım oldu hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum Tamam başını dolayarak aynı yuvaya giriyorum 1 2 3. almıyorum Tekrar 1, 2, 3. bekletiyorum. 1, 2. 3 trabzanımı 2 defa ördüm. 3. kez hepsini aynı anda çekiyorum. 1, 2, 3, 4. İlk köşemizi bu şekilde örmüş oluyoruz. Bakınız ilk köşemiz. Şimdi zincirlerle olan geçişimizi yapıp ikinci köşemize doğru ilerleyeceğiz. 4 tane zincirimi çektikten sonra önüme gelen ilk 12 zincir çektiğim beyaz yaprağın içerisine giriyorum ve bir sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 ikinci yaprağın içerisine giriyorum sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 2 tane 4 zincirle battıktan sonra 3. yuvanın içerisine yine köşemizi örüyoruz trabzanımı örüyorum 1 ikinci trabzanımı iki defa çektim üçüncüyü bekletiyorum üç tane ikisi çekilmiş trabzanım var üçüncüsünü aynı anda çekiyorum bir iki üç dört tığımın başını doluyorum bir iki tekrar bir iki üçüncü kez bir iki defa alıyorum üç tane ikisi örülmüş üçüncüsü örülmeyi bekleyen trabzanlarımın hepsini aynı anda çekiyorum ve ikinci köşemi de bu şekilde oluşturuyorum şimdi aralarımız için 2 3 4 zincirimi çekiyorum ilk beyaz yuvanın içerisine batıyorum tekrar 1 2 3 4 ikinci yuva içerisine gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 4 yeni köşemizi yapmak için Buradaki örmüş olduğum trabzanların aynısını buraya da örüyorum. İkisini örüyorum. Bakınız iki defa çektim. Üçüncüyü bekletiyorum. İki defa çektim. Üçüncüyü bekletiyorum. Üçünü iki defa çektim. Üçüncüsünü aynı anda çekerek kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört zincirimi çektim. Köşemin içerisine yeniden aynı trabzanlarımı örüyorum ikisini ördüm üçüncüyü tığımda bekletiyorum ve hepsini tek seferde çekiyorum ve yapraklarıma ara zincir örmek için dört tane zincirimi çekiyorum ilk beyaz yuvama girerek batıyorum bir sık iğne ile 1 2 3 4 ikinci beyazıma şöyle düzgün bir şekilde çekerek batıyorum tekrar 1 2 3 4 tığımın başında doluyorum 4, 3. üçüncü köşemi yapmak için şöyle geldiğimiz zaman ilk köşeyi sayarsak dördüncü köşemi yapmak için hemen buraya giriyorum. 1 2 ve 3. Hepsini aynı anda çekelim. 1 2 3 4. Tekrar girelim. 1 2 Motifimiz çok çok kolay. Çok da güzel. 1 2 3 4. Özellikle benim gibi papatya sevenler için çok hoş bir motif. Zincirimle geçtim. 1 2 3 4. Tekrar zincirimle geçiyorum ve ilk başlangıcıma 4 zincirimle bağlanıyorum. 3 ve 4. Şuradaki tepe kısmına gelerek bağlanıyorum. İlmeğimi şu şekilde geçiriyorum ve uzatıyorum. Bakınız şimdi Birinci sıramızı ördük. İkinci sıramızla e, motifimiz tamamlanacak. Birleştirme işlemimiz de bu ikinci sıramızda yapılacak. Şimdi önce motifi tamamen öreyim. Daha sonrasında bir köşemizi tekrar sökelim ördüğümüzü. Birleştirmesini de motifimizin üzerinde hemen çalışalım. Son sıramıza geçiyorum. Zincirimin içerisine şu şekilde ilmeğimi kaydırarak geçiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Hemen köşemi örüyorum. 2 defa ördüm. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Ve yeniden trabzanlarımı örmek için yuvama girdim. Ve yeniden 3. trabzanımı batıyorum. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimin içerisine batıyorum hemen köşenin yanındaki zincirime battım 1 2 3 4 ortadaki şu kısma ise trabzanımızı çalışıyoruz şöyle görmenizi istiyorum bakınız şuradaki üç tane trabzanımızı köşelerde aldığımız gibi ikisini örüp üçüncüyü birlikte çekerek tek seferde örüyoruz Tığımın başını doluyorum 1 2 tekrar 1 2 ve yeniden 1, 2, 3'ünü aynı anda çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Köşe trabzanımızdan sonraki gelen ortaya. Bakınız 3 tane trabzanımızı tek seferde örerek aldım. Zincirimi batıyorum. Zincir üzerine tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip köşemi örüyorum. 1, 2 ve 3. Aynı anda çekelim, kapatalım. 1 2 3 4. Giriyorum yine aynı işlemimi yapıyorum. 2 3. Hepsini aynı anda çekelim. ikinci köşemizi tamamladık. Şimdi 3. köşemize doğru ilerliyoruz ama önce ortadaki bakınız şuradaki tırabzanımızı örmeyi unutmuyoruz. Zincirimizi çekelim. 4 tane zincir. 1 2 3 4 hemen yanına batıyorum 4 zincirle tekrar çıkıyorum 4 Şuradaki araya trabzanımın bulunduğu şuradaki trabzanımın aynını örüyorum 1 2 3 çekiyorum 1 2 3 4 batıyorum tekrar 4 zincirimi çekiyorum köşemi örüyorum ve sonrasında aramızı da örerek sıramızın başına kadar gelelim. Evet bütün köşelerimizi ve kenardaki tam ortadaki trabzanlarımızı ördüm. Kenarlarda da zincirlerimizi ördükten sonra en son 4 tane zincirle başlangıç yerine gelerek batıyorum. Şu şekilde Evet bakınız motifimizin her ikisini tamamladık. Birleştirmesi son derece kolay. Şu köşelerden birleştiriyoruz. Bakınız şuradaki köşelerden bir tanesini sizlerle birlikte yani bunu sizlerle birlikte hemen birleştirelim. İlk motifimiz tam. Bir motifimiz ise şöyle iki tane köşesinin örülmemiş olması lazım özellikle köşemizin. 4 zincirimizin ikisini çektim motiflerimi alıyorum şöyle sırt sırta koyuyorum yani terslerini koyuyorum düz yüzleri dışarıda hemen 4 zincirin bulunduğu yere geliyorum giriyorum 1 2 bakın şuraya bağladım şu köşeye bağladım 2 zincir çektim Bu köşeye bir sık iğne ile battıktan sonra 2 zincirle tığımın başını doluyorum 4 tane 3 tane trabzanıma yine aynı şekilde örüyorum 2 3, Üç. üçüncüsü örülmemiş bir şekilde üçünü aynı anda çekiyorum ve şöyle bakınız İlk köşemizin bir tane trabzan grubunu ördüm 2 zincir çektim diğer köşeye battım 2 zincirle tekrar buraya geldim 3 tane trabzanımızı ördüm ve köşeden birbirine bağladım şimdi elimizde şöyle tutuyoruz buraya ilmeğimi girdiriyorum zincirlerimizin olduğu bölüm var bakınız 1. 2 tane zincirimi çekip önce karşıdaki 4 zincirimin bulunduğu yere batıyorum. 2 zinciri çekerek buraya geliyorum. Şuraya hemen. Tekrar 1 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki trabzanımın bulunduğu yere gelerek batıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Ortada motifimi yani şuradaki trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanım. 1 2 zincirlerle geçişimizi yapıyoruz. 2 3 Hepsini aynı anda çekiyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekip bakınız bu karşıdaki diğer motifin olduğu yerde hemen sol tarafına 2 zincirimle batıyorum. 2 zincir çekip tekrar buraya geliyorum. 4 zincirin bulunduğu yere 1 2 tane zincir çekiyorum. Karşıdaki 4 zincirin bulunduğu yere geliyorum. Bakın bu motifimizde 2 2 paylaştırıyorum. 2 oraya giderken 2 buraya gelirken. Geldim. Tığımın başını doluyorum. Köşemdeki trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum. 2 ve 3. Hepsini aynı anda çekiyorum. 2 tane zincirimi karşının köşesine gelerek batıyorum. Yeniden 2 tane zincirimi çekip elimdeki motifimi yarım kalan bu üç trabzanımı örüyorum ve kapatıyorum bakınız birleştirme işlemini bu şekilde yaptık çok güzel şöyle görelim şöyle bakın hiç bir zorluğu yok iki zincirle bir tanesini ördükten sonra karşıya bir bu tarafa bir o tarafa geçerek birleştiriyoruz şimdi diğer kısımları da aynı şekilde örerek tamamlıyorum Evet birleştirme işlemimi yaptıktan sonra diğer yan tarafta kalan boşluğumu da ördüm. Motifim tamamlandıktan sonra 4 zincirimle ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip sabitliyorum ve bu şekilde istediğimiz kadar birleştiriyoruz. Biz tek köşesini birleştirip Tabi motifler büyüdükçe iki köşesi de üç köşesi de olacak ki zaman denk gelmesi yani üç tarafının da birleştirilmesi gerekecek. Hepsinde kuralımız aynıdır köşemizden birleştirmeye başlayacağız. Birinci köşeyi ördükten sonra iki zincir çekip karşı tarafa, iki zincir çekip karşı tarafa şekliyle bakınız. Birleştirip motifimizi istediğimiz her türlü örgülerimizde, örtülerimizde kullanacağız. Evet, bir çalışmamı bu şekilde tamamladım. Umarım faydalı olabilmişimdir ve umarım beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.